Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa, Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda değineceğim konu koçlar neden süser, niye süser? Bunu videoma çekeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkamda 10 tane azman koç var. Baba yiğit hepsi birbirinden güzel maşallah diyelim. Akşam güneşi de avlunun içine vuruyor. Güzel bir güneş yankılaması var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koçlarım burada. Çeşitli yerlerden çok yüksek mevlalarda para verdiğim koçlarımız tabi bunlar arkadaşlar. Bursa Yenişehir, Orhaneli, Orhan Gazi, Bilecik'ten de var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz koçlarımız sürüdeydi. Bunları yeni içeri çektik. Aşağı yukarı bir ay oluyor, olmuyor işte. Sürüde tabi biraz inceldiler. Konumuza gelelim arkadaşlar. Koçlar neden süser? Koçlar tabii ki genellikle az sürülerde süsme yapar, şımarma yapar. Bir de koçlara hani fazla labal olmayacaksınız arkadaşlar. Labal derken elinizden ekmektir, yemdir. Böyle sevmeyeceğiniz, eğer böyle yaparsanız şımarır koçlar arkadaşlar. Ben tabii görmüş olduğunuz gibi ellerimde hiçbir şey yok. Bir elimde telefon tutuyorum tabi. Bir elimde de çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi 10 tane koç var işlerinde. Hatta bunların bir tanesi sahibi komşu köyden süsüyor diye sattı bana. O da şu koç. Görmüş olduğunuz gibi elimle gösteriyorum arkadaşlar. Bu koç arkadaşlar. Tabi ben de şahit oldum. Az bir koyunu vardı. Kapamıştı bir dana kulübesine aşağı yukarı. 2 metre kare yer bir yerde tek başınaydı. Hani yanına girecek gibi değildi arkadaşlar. Adeta çıldırıyordu. Elimi uzatmamla çekmem bir oldu. Buna şahit oldum. Tabii hemen başladı süsmeye, hareket yapmaya. Böyle de olunca tabii sahibi birkaç herhalde yoklama yapmış sahibine. O da tabi satışa çıkardı. Satarken de tabi bana söyledi. Hani bak, tek kusuru süsmesi. Ama gördüğünüz gibi bizde hepsi kuzu gibi oldu. Niye arkadaşlar derseniz, kalaba sürüde koç şımarmaz. Meraya gittiği zaman bütün her iş biter yani. Tabi şöyle bir şey arkadaşlar, dediğim gibi bir de elden bunlara yemdir, ekmektir. Böyle şeyler vermemek lazım. Böyle olduğu zaman tabi süsme oluyor arkadaşlar. Hatta koç süsmesi de tren çarpmasından farkı yoktur arkadaşlar. Tabi bunu da yaşadım ben. Bu duruma gelene kadar bir koç almıştık, boynuzludu ama hiç anlamadım. Yeni gelmişti sürüye. Sürünün önünden gidiyordum. Adeta bir çarpma çarptı kalçama. Ayağım topuğumdan kalçama kadar karıncalaşma, uyuşma yaptı. Düşünün yani, o kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, koçlarımız çeşitli yerlerden, kaliteli koçlar. Şu anda kış istirahatında, kış uykusunda diyelim. Hani ayıların kış uykusu olur. Bizim de koçların kış uykusu diyelim. Kış istirahatı. Kış dinlenmesi, kış tatili, artık siz nasıl düşünürseniz düşünün. Şimdi bunlar tabii ki burada bakıyoruz, istirahat ediyorlar sürüden ayrı. Sürü yan tarafa geliyor ama onları bir şekilde tabii paletler koyduk. Tel kafesi var, ayrıca de paletler koyduk. Niye? Her ihtimale karşı. Çünkü tel kafesleri yamultabiliyorlar. Tedbirdir. Emniyeti elden bırakmamak lazım hiçbir zaman için. Koçlarımız dediğim gibi burada artık kışın buradalar.
Ocak, Şubat. Artık ona göre şey edeceğiz. Ağustos 15 gibi veya Ağustos başı gibi artık nasıl bir program yapacağımıza daha karar vermedik. Dediğim gibi sabıkalı koç orada. Yanına giremediğim alırken şahit olduğum koç. Sahibi de süsüyor diye sattı. Tabii satarken de bana söyledi süstüğünü. Ama hiçbir şekilde bize gelince kuzu gibi oldu. Şöyle daha net alayım koçlarımızı. Koçlarımız Merinos, Fransız, bir tane de yerli koçumuz var arkadaşlar, melezleme. Bu da kendi koçumuzdan ırkından tabi. Hani 160 kiloluk meşhur koçumuz vardı. Onun ırkından geliyor bu da arkadaşlar. Tabi eskiden dediğim gibi kurban işi yapıyorduk. Boynuzlu koç bakıyorduk ama artık kurban işi bitti. Kabak, besilik bakıyoruz. Durum böyle arkadaşlar. Dediğim gibi işte koç niye süser? Dediğim gibi her zaman için koçunuzla muhatap olmayacaksınız. Bunu da tabi bir komşuda da aldık. Bizim yine bizim cinsimiz, bizim ırkımız ama o andayı tabi biraz şımarmış bu şekilde. Az bir koyunu vardı. Koyunlarını yer olmadığı için sattı. Genellikle 20, 30, 50 veya hani hobi olarak bakan sürülerde bir tane koç böyle şımarır arkadaşlar. Süsme teşebbüsünde bulunur. Dediğim gibi onlarla fazla muhatap olmayacaksınız ama kalaba sürüye girdiği zaman hiçbir sorun olmaz. Kalaba arkadaş olduğu zaman yine sorun olmaz. Neden? Çünkü onlar birbirine dalaşır. Birbirine süsüşür. Hatta gördüğünüz gibi kafaların tepeleri açılmış durumda. Bazen birbirlerine tabi elense yapıyorlar diyelim. Görmüş olduğunuz gibi kafaların üstleri açık. Evet, Süsen koçumuz bu mesela. Elimi uzatamıyordum ama şu anda kuzu gibi. Ayrıca iki tane daha koçumuz var. O da komşuda emanette. Çünkü onlar daha kuzu toklu koçu. Bunların içine geldiği zaman barıtmazlar. Onun için biraz orada büyüsün diye bakımda arkadaşlar. Siz olun. Koçlarınızı hiçbir şekilde ele avuca elden ekmektir, yemdir vermeyin. Hele de dediğim gibi hobi, koyunculuk yapıyorsanız yanına giremezsiniz. Hani sopa da kâr etmez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Elinizde sopala girseniz sopayı da gözü görmez. O kadar yani gözünün fevri döner yani işin açıkçası. Yerimiz tabi bu şekilde. Önlerine az önce karmasını döktüm. Yemini yediler. Şamandıralı suluk arkamda. Su içtikçe de oradan geliyor. Her zaman su önlerinde. Dediğim gibi. Böyle bir sizi bilgilendirme yapayım dedim. Koçların süsmesi hakkında. İnşallah bu söylediklerime kulak verirsiniz. Kulak verirsiniz. Çünkü koç süsmesi arkadaşlar hani hiçbir şeye benzemiyor. Yere çökseniz dahi bazı koçlar vuruyor. Şimdi şöyle bir şey, fena köpekler, ısırgan köpekler yere çöktüğünüz zaman gelmez üstünüze kalır mesela. Ama koçlarda öyle bir şey yok arkadaşlar. Gözü döndüğü zaman yere yatsanız da çökseniz de buna şahit oldum tabi. Boyuna vurmak için kafa atıyor, gömülüyor. Destekli destekli, sağlı sollu çalışıyor diye. Tabi bu işin esprisi arkadaşlar. dediğim gibi
10 tane koçun içinde gayet güzel salma geziyorum arkadaşlar. Hiçbiri de vurma gibi bir niyeti yok. Bu söylediklerimin tabi kulağınıza küpe olsun diye size bir öneride bulunmak için bu videoyu çektim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah ömrünüz boyunca hiçbir koç süsmez diyeyim. İnşallah. Evet, beni takipte kalın, hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum.